Şimdi dün akşamın 16 numara en önemli konularından birisiydi bence. Anlat bakalım da bir kriz yaşandı. Barış'ın Batuhan'a bir ne derler bir Çıkış. hamlesi, bir çıkışı var. Hayrettin'le beraber. Bir o anları izleyelim, ardından yorumlayacağız. Dün Anlat Bakalım'da oyun oynuyorduk. Her şey yolundaydı. Gayet eğlenceliydi. Son sayıya kaldığında 4-4'tü. Ya hiç istemediğim, beklemediğim bir olay oldu. Ben işte Hanzade ile Dora yarışırken tabii ki bilemesin diye hem içimden dua ediyorum hem de heyecanlanıyordum. Ondan sonra heyecanıma yenik düşüp Hanzade Dora'ya bir şey söyledi. Anlaması gerekirken anlamadı. Ben de böyle yaptım. Ya arkada kıyamet koptu ya. Sen niye cevap veriyorsun? Sen niye ona söylüyorsun? Ya diyorum ki bundan ne anlarsın? Bu hareket cevap olamaz ki yani. Söylüyorum. Öykü çıkıyor diyor ki adada tartış. Ya ben buraya kimseyle tartışmaya gelmedim. Ben bu konuyu niye adada tartışıyorum? Boş muhabbetlerin içine sürekli çekiliyormuş gibi hissediyorum. Yani bundan da kurtulamıyorum artık. Yani dün birazcık böyle hissettim. Burama kadar gelmeye başladı. Yani inşallah bir gün birine patlamam. Çünkü yani böyle yaptım diye de yani bir insana cevap niye veriyorsun? Ya ağzımı açmadım ki bu ne demek yani? Ben böyle yapıyorum şu an ne tahmin edebilirsin şu an? Hiçbir şey tahmin edemezsiniz yani. Boş muhabbetlerin içindeyim sürekli. Şundan bir an önce kurtulmam lazım. Neye tahammül ettiğine dikkat edeceksin. Aslında fark etmeden insanların sana nasıl konuşması gerektiğini öğretiyorsun. Onlar sana sürekli böyle boş muhabbet, beni sürekli boş muhabbetlerin içine alamazlar. Aldırtmam. Evet. Yani Melisa'nın dediği gibi demin arada söyledi, çok güzel konuşuyor. Batuhan'ın böyle bazı lafları var. Çok Sanki güzel. böyle çalışılmış gibi ya da Evet. yani yanında bir yerden okuyor gibi. Güzel mesajlar, güzel laflar ediyor. Burada Batuhan hatalı buluyor musun Mert? Sıfır hata. Sıfır. Aşırı haklı. Ne çocuğa sürekli yani. Bir de en keyifli oyun yani. Parkur'a da Evet. orada geyik muhabbeti anlat bakalım. Bilmiyorum. Eğleniyorsun. Neşeli neşeli eğleniyor herkes. Şöyle bir hareket yapıyor. Arkadan ne yapıyorsun sen sus falan. Öbürü giriyor, öbürü giriyor. Çocuk hak yani. Sürekli bir mobbing. Bak mobbing bu işte. Çocukta Aynen. bir mobbing var mesela. Yapmayın abi Ama çocuğa bunu mobbing. yapan takım kaptanı seçilen, Kim takımda olursa bizim olsun. herkesle arası iyi dediğimiz Barış. Şimdi onu Barış. da değerlendirelim mesela. Atıyorum Gereksiz belki bir Çağrı dese mobbing yani. oturur da Barış niye böyle bir şey yaptı mesela? Anlamadım ki. Onu yani ben de anlamadım yani. Arkadaşların dolduruşuna gelmiş ve ön yargılı yaklaşıyor olabilir mi Barış Batuhan'a mı? karşı? Evet. Ama Ben ilk Barış takımın yapmıyor hareketi Batuhan'a orada. karşı Hayır şeyini işte Barış görmedim ki. ön yargılı yaklaşıyor Batuhan'a Oturup karşı sohbet onu ediyorlar, söylüyorum. muhabbet ediyorlar takımca. Evet. Ya bir de bak şöyle bir şey, detay var. O görüntü hazırsa ya da varsa daha doğrusu. Kaptanlık seçiminde Barış derken Batuhan Barış Bey diyor. Öyle mi? Yani Dikkatimi evet, çekmedi. aralarında bir aslında bir şey var bence. Seçimini Görüntüye bir söyleyebilir bakalım orada mı? ya. Bir kaptanlık seçimine. Olmasını istediğiniz ismi oylayabilirsiniz. Batuhan istersen seninle başlayalım. Kaptan olmasını istediğim isim Barış Bey. Şimdi burada bir ima büyük, var mı? Evet. Büyük sıkıntı var. Bak ben bunu Barış'ın bakışından da belli. Bak büyük sıkıntı var burada. Kaçırmayacaksın Mert. Kaçırmayacaksın. Kaçırdım. İnce detaylı. Erken Hayır önemli bir şey herhalde. Gerçekten çünkü. Barış Bey, ben bir insana bey diyorsam ya saygım vardır ya da hiç saygım yoktur mesela. Evet. Arada değilimdir yani. Ya Barış Bey demek aslında o bey... Mert Bey demek öyle ha falan İstemiyorum ya. Onun kaptan olmasını demek yani. Evet. Ama işte oldu artık, ortak karar verildi. Yapacak bir şey yok. Hadi olsun bari gibi bir şey yani. İşte orada ya şeyi onu mi demek bilemedim istiyorum? Ama o zaman ne kendi problem fikrim. olabilir Başka acaba? bir isim söyleyebilir öyle bir durum varsa. İleride söylemez kendini misin? söyledi. Takımı bozmuş olacak. Bu sefer Geçen diyecekler ki şey herkes seçiminde. herkes Barış dedi. Ortak karar aldık. Kaptanlık. Sen ortak kararın dışına çıktın. Yine iğrilti kişi yani olacak ekmeğine yani. Yağ bal sürmüş olacak aslında. Madem söylüyor Doğru. bir böyle şey Barış Bey. Yani işte oradaki iması şu. Seni oraya kaptanlığa, beyliğe koyuyorlar ama hak ben mecburen söylüyorum bence hak etmiyorsun. Evet, aynen. Bunun öyle. bir üstü de arkadaşlar ben Barış abinin olmasını istemiyorum. Tabii. Bunu diyebilmeli mesela eğer istemiyorsa. Demek ki şu sinyali aldım ben. Barış'la Batuhan arasında biz bundan sonra sıkıntılar göreceğiz, göreceğiz. Gibi gözüküyor. O zaman takımın içinde yaşanan huzursuzluğu yani kendini görmemezlikten gelinmesini Barış'a mı bağlıyor acaba? O da olabilir. Çünkü kaptan sonuçta. Kaç yaş fark var aralarında? 35-24. Bak şimdi 12, 10 yaş var. 11 yaş fark var. Bunların Barış'la Batuhan'ın aynı yaşta olduğunu düşünsene. İkisi de 23 yaşında ya da ikisi de 34 yaşında. Aynı yaşta olduğunu düşün mesela. Batuhan çıtır çıtır yer. Ha? Çıtır çıtır yerden ziyade birbirlerine rakip olmazlar mı? Şu anki performansları, şu an adadaki durumları, tavırları. Zaten direkt bak, rakip görürsün değil mi? Batuhan evet. kendini takımın şeyi zannediyor bence. Bir şey öyle Ana bir iddia var. Mı? Tabii. Ama bu potansiyeli takımı de var biliyor musun? Var. Bence de var. Ama performansıyla bunu süsleyemedi. Artı
takım içinde de o hiyerarşi yaşından dolayı bence oturtamaz. Evet. Çünkü senden ya sana bir şey söyleyeyim, performansı iyi olsa yerde... aslında yaşı küçük de olsa herkes ona bir şekilde saygı gösterir. Tabii. Hani çok da yaşa bağlamıyorum. Birazcık daha performansını artırıp o takımın kurtarıcısı olsa çok daha farklı noktalara gelir. Ki Sergen gelmesine rağmen, Sergen'in yaşı kaç? Onun da yaşı çok şey 23, değil herhalde. 23 aynı, Batuhan'dan ufak hatta. Sergen geldi, direkt Sergen 23. çıksın. Mesela Barış'ın bir tane seçmelerde konuşması var, kesin Sergen çıksın. Hani böyle takımın kurtarıcısı gibi geldi Sergen. Ne diyor Batuhan da? Sergen'e yaptıkları tezahürat kadar bana hiçbir şey yapmadılar evet. bu zamana kadar. Onu destekliyorlar, beni desteklemiyorlar. Demek ki burada öz eleştiri yapıp Batuhan'ın ne yapması gerekiyor? Biraz daha o performansı artırması lazım. Ve kendine güvenmesi lazım. Şimdi olayı biraz daha keskinleştiriyorum. Bir önceki kaptanlık seçimine bir gidebilir miyiz LED ekrandan? Bakalım orada Batuhan ne demiş Barış Bey için. Evet, Reci'den rica edeceğim sesini de açabilirsek. Olmasını evet. istediğiniz ismi oylayabilirsiniz. Batuhan istersen seninle başlayalım. Kaptan olmasını istediğiniz bu haftaki. Bu haftaki. Barış Bey. Barış Bey. Bu haftaki mi? Tamam. Şimdi bir de geçen haftayı görelim. Sesi de açalım. Herkes Barış demiş değil mi? Ben Barış abinin olmasını istiyorum. Barış abi. Bak şimdi. Barış abiden evet. Barış Bey'e, Barış Bey'den haftaya başka bir isme geçiş var. Barış. Barış. Bence haftaya Barış da değil. Barış yok artık. Geçen hafta kim olduysa olsun diyormuş değil mi? Hayır, bence Barış'ı seçmeyecek. Takım şeyi de bozacak Batuhan. Batuhan'ın böyle bir bayrak açması lazım zaten. Açsın, savaş açsın, vermek istiyorsa. Açsın. Kesinlikle. Ama bir geçiş var değil mi? Hani evet, abiden evet, B'ye evet. geçmek. Evet var, problem var. Büyük problem. Belli ki yani üstüne yani. Bu yaşanıyor. Demek ki Barış'ın, benim çözdüğüm kadarıyla Barış'ın liderliğinden Batuhan mutlu değil. Seçmelerde belki çok fazla Barış Batuhan'ı öne sürmüyor. Çünkü Batuhan her seferinde her oyunda dikkat ettiyseniz ben çıkarım. Ben atmak istiyorum, ben atmak istiyorum. Ama Barış da diyor ki İsmail atsın. İsmail yapsın. Evet. O yüzden geri planda kaldığını hissettiği için de belki aralarında problem yaşanmış olabilir. İsmail ile Poyraz zaten iki takımın gizli kaptanı. Evet. Doğru değil mi? Gizli kesinlikle. Kaptanı. Evet. Reşat'la Barış'a bu iş şey gibi verilmiş. Ne derler? Sembolik. Sembolik. Hani ne derler? Onursal başkan vardır ya. Tabii. Hani kulübün evet. başında değildir ama şeydir. Tabii bunu şey için söylemiyorum. Çok hak eden onursal başkanlar da var. Futbol takımlarında özellikle. Onu şey yapmadan söylüyorum ama öyle bir durum vardır böyle. Bir üst şeydir. İsmail ile Poyraz takımın gizli kaptanları. Evet. Ön plana da işte yaş gereği, kariyer gereği burada Barış'ı. Burada da işte Reşat hepimizi güldürüyor. Çok iyi bir insan. Dolayı bir de sakat hani en azından böyle bir noktada takım için elini taşın altına koysun. Reşat'ı koymuşlar. Ama Batuhan bir de abi dedi seçti. İki de bey dedi. Seçti ama üçte çekirge artık sıçramaz. Kendini bile oylayabilir. Yani kendini oylamazsa kötü o kadar, gözüküyor. Evet ama. Evet o kadar yapmaz. Değil mi? Kendini... Yok onu İlayda yapar anca. İlayda tepki toplamadı. Niye şu an Batuhan tepki toplasın kendi ismini söylediği zaman İlayda, ki? Bir şey diyeceğim. İlayda geyik yapıyor çünkü yani gerçek anlamda mı söylüyor kendi ismini? E tamam ne olacak yani? İlla ki herkes aynı fikirde olmak zorunda değil ki kaptanlık tabii konusunda. Tabii ki değil ama yani İlayda zaten evet. performans değil. Sen yani İlayda'ya zaten laf söyletmiyorsun. İlayda değil mi? Mert için objektif. Akan sular duruyor. Hayır, o tamamen objektif ya. İlayda zaten performansının iyi olmadığını o da biliyor, takım da biliyor. Esprili bitip kendi adını söyleyip geyik yaptı orada. Ya sen diyorsun ki İlayda'yı zaten kayla almıyorlar. Aynen öyle. Yani İlayda'nın kendi adını söylemesiyle Batuhan'ın kendi adını söylemesi aynı şey değil. Yani. Biri tepki çeker, birinde herkes güler geçer. Batuhan kendi adını söylesin tepki çeker yani. Tabii. Doğru söylüyor. Ya kötü de durur bence. İlayda'nınki biraz daha şey makara. Zaten şey, olamayacağım demek o yani. Aynen.